Esotek Solutions kanalına hoş geldiniz. Aygıtımızı da etkileştirip yeniden başlattıktan sonra oyun testleriyle... Bu videoda karşınızdayız. Şimdi oyun testlerine geçeceğiz. Şu anda GPU üzerindeki BIOS'a gömülü olan stok hızlarımızı görmekteyiz. Eskisinden daha yüksek olan stok hızlarımızı çıktığımız maksimum değerleri tekrar MSI Afterburner üzerinde ayarlıyoruz. 800 MHz çekirdek ve 1066 MHz'lik bellek hızlarımızı yeniden onaylayacak ve oyun içerisinde test yapacağız. Bir AID64 üzerinde de size yine GPU'daki değişikliği gösterelim. %7 overclocklandığını zannediyor şu anda. Stok hızımız arttığı için 50 MHz'lik artışı %7 olarak görmekte. Bellek band genişliğimizde 1066 üzerinden 2133'te. Gölgelendirici sayısının fazla olması overclock'un etkisini arttıran bir etmen. Yine artifak testini GPU üzerindeki render testiyle gerçekleştirdim. Burada hata alana kadar üst hızları denemiş olduk. Core hızının 830'lardan sonra hata vermesi üzerine 800'e sabitledik. Şimdi oyunlardan biri Watch Dogs 2 idi. 720p çözünürlüğüne yakın. Bazen onun biraz daha üzerine çıktığımız ayarlarda. Şu an pencere modunda ekran kaydı aldığım için pencere modunda test gerçekleştireceğiz. OCD verilerini FPS monitörüyle alıyoruz şu anda. Tüm ayarlar low seçeneklerinde saklı. Grafik belleğini 2 GB'a yakın taşırmayacak seviyede low ayarlarda ancak grafik kartı rahatken çalıştırılabiliyor. Çözünürlük Full HD olduğunda da zaten 2 GB'lık grafik belleği tam oluyor. Şu anda gördüğümüz FPS'ler 20-25 gibi. Bu geniş sahnede böyle düşük değerler alıyoruz. Oyunun ilk bölümü kapalı bir mekanda geçtiği için daha seriydi. Gördüğünüz gibi 1.5 GB'lık grafik belleğimiz tamamen dolu. Bunun üstüne ek ayar açmak ancak çözünürlüğü arttırmak olabilir. Diğer ayarların çoğu daha büyük bir götürde bulunur. Yapmışken OpenGL testi bulunan Cinebench R15'te de yine kullananlarınız varsa istatistik karşılaştırma yapabilmeniz için bununla da bir test gerçekleştirelim. Gelecek videolardan biri de Ryzen 2600X işlemcisinin AID64 üzerindeki test sayfaları, rapor ve performans değerleri olacak. MSI Afterburner'da açtığımızda hemen OCD verileri karşımızda. 800 MHz Core ve 1066 RAM ile Radeon HD 6570'imiz stok hızı olan 32 FPS'lik değerden 38-39 kare saniyeye çıkıyor olacak. Evet, 39 kare saniyelik yeni skorumuz. Stok ile arasındaki fark yaklaşık 7 FPS. OpenGL uygulamaları için durum bu. DirectX'de bu 10 FPS veya oyuna göre daha fazla 20-30 kare saniyeye çıkabilir. Şimdi Mad Max testine geçiyoruz. Mad Max'te gördüğünüz şekilde 1366x768 gibi yine standart bir monitör çözünürlüğü olan değerlerdeyiz. Kartımız maksimum güçte. Tepe overclock'tayız. Voltaj vermeden çıktığımız overclock değeriydi bunlar. Mad Max'teki akıcılığı görüyor olacağız şimdi. Bu oyunun sistem kaynakları harcamasına göre grafiklerini oldukça beğeniyorum. Sistem belleğinden 3.5-4 GB gibi bir şey götürürken
2 GB'lık veya 1 GB'lık ekran kartlarında da gayet oynanabiliyor. Şu anda gördüğümüz akıcılık fena değil. 35-30 kare saniyelerde yer yer. Menüye girdiğimizde tabi durum değişmekte. Şimdi stok hızlara geri inerek deniyor olacağız. Bu arada stok hızlara inerken benim şöyle bir hatam oldu. 600 MHz seviyesine kadar inmiş oldum. Aslında 600 MHz değil, 650 MHz'di bu kartın stok hızı. Peki bu bize ne tür bir götürü sağlar? Yaklaşık olarak bu 50 MHz'lik kayıp 12 teksel, 12 GB tekseli 12.5 gibi bir şey yapıyor. 13. O yani ya bize 1 ya da 2 FPS'lik daha bir kayıp olarak dönüyor bu. 1.5-2 FPS'ye kadar. Şu anda oyun akıcılığını yitirdi ve bir filmden çok daha yavaş 20-21 FPS olarak input lag varmış gibi bir gecikme ile şu anda oynanabilirlik seviyesinin altına indi. Bu araba kullandığımız sahnede böyleyse aksiyon ve dövüş sahnelerinde çok daha kasabilir. Şimdi tekrar hızlı bir şekilde overclocklu hızlara çıkıyor olacağız. Ve bir anda 30-35 FPS'lere ulaşmış oluyoruz. Yani kafadan yine 8 FPS'lik bir kazanç bu oyunda da söz konusu. Yuvarlak hesapla 10 kare saniye kazandık diyebiliyoruz. Hız aşırtma sayesinde. Oyunun seslerini maalesef kayıt almayı unutmuşum. Konfigürasyonda sesleri eksik olarak kaydetmiştik. Geri seviyesi bir grafik kartına azıcık overclock yaptık. %20 kadar. 60 karenin üzerine çıktı şu an. Zoom oyununda Full HD. Radeon HD 6570 miydi? Öyle bir kart. 2 GB, 128 bit, DDR3 RAM var. Stok hızı 650 MHz. Şu anda 800 core clock. 1100'de DDR bellek frekansı var. İşlemci Ryzen 4 GHz. Bu oyun için çok fazla bile zaten. Bu hızlar stabil olursa BIOS'a gömerek stok hız haline getirebileceğiz. Evet, şu an stok hızlara geri döneceğiz. Tamam. Bakalım ne olacak. Ara menüde 75 karedeyiz. Evet, 110 karelerdeydik. Şu an 90'lara indik. Hız kazanmış yani ortalama. OpenGL R15 Cinebench'te de 8 FPS fark vardı. Oyundan oyuna değişiyor tabi. Çok fazla gölgelendirici çekirdeği olmadığı için bu grafik kartının drop sayısı da düşük. Şu konsey 3 boyutlu bir sahne olduğu için sonuca biraz etki ediyor. Şu an otomatiğe bıraktı herhalde. Ara sahne. Evet. 70'li karelerdeyiz. Şimdi dışarı çıktığımızda 60'a 50'ye de düşebilir. Yerde ve gökte daima yükseliyor. Yani sonuçlar normal. Böyle de iyi. 60'ın altına inmiyor. Kenara bak. CSK Diablo 3'te ayarlar biraz daha yükseldi ve 20 karedeyiz. Full HD. Yüksek yüksek full screen. Bir tek SSAO'yu açmadık. O da şey, dinamik ışıklandırma. O düşürür. Seçiyorum. 7 kareye düştü.
Fark var mı? Gene 20'deyiz. Gerçi sahneye göre değişir. O performans. Yani bu tür online oyunlar için ideal. Zaten giriş seviyesi bir kart. 720'ye göre çıkmıştı zamanında. 720 ve 60 kare saniye falan odaklı. Full HD'de böyle oluyor.